Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi haftalar. Sevgili izleyiciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Karadayı mağdurları gündemden düşmüyor. Sevgili izleyiciler, New City projesinden daire alan ancak yüklenici firmanın belediyeden ruhsat işini çözememesinden dolayı aylardır Karadayı mağdurları hak arama girişimlerini sürdürüyorlardı. Hafta sonu AK Parti il binası önünde eylem yapmak istediler. Tabutlu bir eylemdi bu. Ardından Karadayı mağdurları Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek burada eylemlerini devam ettirmek istedi. Buraya kadar her şey zaten basında yer almıştı. İşte Karadayı mağdurları bugün de siyasetin yeni partisi Merkez Parti'de yöneticilerle bir araya gelerek sorunlarını anlattı. Ve hak arama noktasında özellikle hukuki boyutta destek istedi. Toplantıya ilçe başkanlarının yanı sıra Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Erhan Topçu da katıldı ve hukuki destek vereceklerini söyledi. Ruhsat problemleri nedeniyle inşaatı yarım kalan New City konutlarında sorunlar devam ediyor. Karadağ İnşaat'tan daire alan vatandaşlar aylardır mağdur olmuş durumda. Yaşanan bu tablo karşısında haftalardır hak arama girişimleri yapan ancak sonuç alamayan Karadayı mağdurlarına bu kez Merkez Partisi kucak açtı. Bugün il binasında bir araya gelen Karadayı mağdurları il başkanı Mustafa Yıkıcı ile Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Erhan Topçu'ya mağduriyetlerini anlattılar. Var 5-6 kişi yeni arkadaşlarımız da var. Bir önceki toplantının yine bir tekrarını yapmış oluruz. Bizler bu olayın ne tarafındayız? Bizler sizler için ne yapabileceğiz, neler yapmayı planlıyoruz diye öyle bir konu başlangıcımız olur. Sağ olsun Yakuti ilçe başkanımız Dursun Ali Akkoç, zaten kendisi yarı medyada sayılır, kendi programları var. Evet. Bunu kendine dava edinmiş bir arkadaşımız. Oradan esinlenerek de partimiz, bizler bir şekilde sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. İnşallah da doğru şeyler de yapacağız. Profesörümüzle bu davayla ilgileneceğine ilişkin açıklamaları, beyanları var. Yani bu dava artık Erzurum'un davası değil, Türkiye çapında nam yapmış halde. Genel başkanımız da bu konuyla sık sık ilgileneceğini söyledi. Şöyle, yarına ilişkin olarak, öncelikle biz sizden vekaletname istedik ki, yarına ilişkin olarak suç duyurusu, dilekçesi hazırladığınız zaman hepinizin ismi yer alsın ve biz de sizin vekiliniz olarak ismimiz geçebilsin. Aksi takdirde ben bireysel olarak başvurmuş olurum. Sizleri temsilen değil de, o da davanın tarafı olmadığım için bunu yapamam. Onun için vekaletname çıkarmak zorundaydık. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu davaya bakacağımız anlamına gelmiyor. Bu suç duyurusuna ilişkin olarak olması gereken bir şeydi. Ondan dolayı da sizden vekaletname istedik. Evet, sadece Karadayı olarak, Karadayı mağdurları olarak söylememek lazım. İlke inşaat mağdurları da var. Ve daha birçok İnşaatın yine mağdurları da var. Sevgili seyirciler, Erzurum'da inşaatçılık alanında çok ciddi sorunlar olmasına rağmen maalesef halen daha yetkililerden net bir açıklama çıkmaması da garip. Geçelim Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerine sevgili seyirciler. Evet, tanınmış siyasetçilerden Şevki Yılmaz dün akşam Erzurum'da bir sohbet programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan programa katılım beklenenin üzerinde oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Tortum Belediye Başkanı Hasan Çakmak, Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte ünlü siyasetçi Şevki Yılmaz, Erzurum'un İslam'ın mübarek beldelerinden biri olduğunu söyledi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين
bir başka Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğine gideceğiz şimdi. Bu kez konu şiirdi sevgili seyirciler. Erzurumlu şair Cemal Safi şiir severlerle bir araya geldi. Ermeni mezalimi sonrası ailesi Samsun'a göçen ve aslen Erzurumlu olan ünlü şair, Türkiye'nin özel sanatçıları arasında yer alıyor. Kaleme aldığı şiirlerle sadece edebiyatta değil, müzikte de zirve yapan sanatkarlara söz yazan Cemal Safi, aşkı en iyi anlatan Türk şairi olarak da nitelendiriliyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şiir gecesine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç ve diğer yetkililer katıldı. Başkan Sekmen gecede yaptığı konuşmada edebiyatın önemine vurgu yaptı. Edebiyat, insan hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Özne ve nesnesi insan olan bu sanat dalı, günlük yaşantımızdan sıyrılarak bizleri kimi zaman hayatın farklı anlamlarına, hayal dünyamıza, destansı öykülere, gerçeğe, kısacası farklı duygulara yönlendirir. Türk halk edebiyatının seçkin şair, ozan, yazar ve hak aşıklarının varında yetişen Erzurum bir kültür şehridir, bir eğitim şehridir. Medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizi şairlere ilham kaynağı bir kent yapmakta oldukça inşallah kararlıyız. Geçmişi böyleydi, inşallah bugün ve yarın da böyle olacak. Yapacağımız hizmetlerle, kentsel dönüşümle, altyapı hizmetleriyle, gün yüzüne çıkan tarihi mekanların otantik havasını, mısra ve düşünce dünyalarına aktaran yazarlarımızın şehrimizden ilham alması kuşkusuz biz Erzurumları mutlu edecektir. Çok kıymetli davetliler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere büyük bir önem veriyoruz. Nasıl ki bir şehir, şehirde yaşayan insanların altyapıya, imar hizmetlerine, kentsel dönüşme, park bahçelere, yeşil alanlara, rekreasyon alanlara ihtiyaç olduğu gibi aynı zamanda orada yaşayan insanların da kültüre, sanata, edebiyata, şiire. Aziziye Belediyesi mahalle olan köylere hizmetlerini devam ettiriyor. Aziziye Belediyesi ilçeye bağlı mahalle statüsündeki köylere hizmet üretmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Tınazlı Mahallesi'nde köy konağı ve taziye evi hizmeti açılırken Aşağı Yenice Mahallesi'nde yaptırılan imam evi de tamamlandı. Hafta sonu Tınazlı Mahallesi'nde köy konağı ve taziye evi için açılış töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapılan açılışa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ertuğrul Sevük Tekin, belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Köy konağı ve taziye evinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orhan, ilçeyi bir bütün olarak ele alıp güzel hizmetler gerçekleştirmek için tüm ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Köylerimizi, mahallelerimizi ziyaret ederken projelerimizi tek tek açıklamıştık teşkilatımızla birlikte gelip. Bu her mahallemizin ihtiyacı olan bir durumdu. Tabii ki bu fırsatları her zaman değerlendiriyoruz. Sağ olsun muhtarımız geldi, bize böyle bir öneride bulundu. Burası böyle atıl duracağına güzel bir şekilde köy konağı olarak değerlendirebilir miyiz dedi. Yani bu ısı kaybı yok. Sıvayı yanlış anlamayın ha. Baba sıva. Özel sıva. Yok. Üstüne de badana bulunsun. Yok. Ama şebeke hatta yüksel hat verdi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.